yaban dostları, çok güzel bir aileyle beraberim. Bu aile zaten benim de ailem sayılır ya. Tosun'da burada güzel kızlarım var. Oğlum var. Gelinim var. Kuzenim var. Şimdi onlarla bir güzel konuşmak. İlk önce seninle alalım. Adın neydi? Damla Nur. Damla Nur. Damla Nur, sen kuşları seviyor musun? Evet. Nasıl yani? Neyin var? Evde kuş var mı? Var. Ne kuşu var? Muhabbet kuşu. Konuşuyor mu seninle? Yani sadece cicikliyor o kadar. Cicikliyor. Evet. Ama şimdi konuşacağım bir kuş alacağız sen. Bir de seni tanıyalım bakalım. Ezel. Evet. Peki kuşlara iyi bakabiliyor musun evde? Bizimki ısırıyor. Ne yapıyor? Isırıyor. Çok ısırıyor. Isırıyor. Ama biraz sevgi gösterirsen ısırmaz. Yok, sevgi gösteriyoruz o zaten şey, ama böyle arada ısırıyor. Eskiden daha çok ısırıyordu. Senin adın neydi? Adım Surhan. Surhan. Sen hangi takım tutuyorsun? Galatasaray tutuyorum. Bu aile zaten Galatasaraylı. Evet. Sen de kuşları seviyor musun? Kuşları seviyorum. Isırıyor mu? Evet. Arada sırada ısırıyor. Kim ısırıyor daha çok? Ablanı mı, seni mi? Yani. Herhalde beni ısırıyor. Seni ısırıyor. Evet. Sizi de tanıyalım bakalım Sonay. Merhaba. Sonay ben. Sonay. Doğayı seviyor musun Sonay? Doğayı çok seviyoruz. Mesela yani hayvanlardan daha çok ne seviyorsun? Esasında doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Kamplara gidiyoruz. En son Longoz Ormanı'ndan orada bir kampa gittik. Evet. Çok hoşumuza gitti. Hatta Mağa ile gittik çocuklarla. Şehrin stresinden, gürültüsünden uzak güzel bir dinlenme oldu bizim için. Evet abi. Özellikle tercih ediyoruz tabii. Eşinle beraber gidiyoruz. Beraber. Beraber. Peki, eşini de tanıyalım. Merhaba, Nur ben. Siz ne yapıyorsunuz? İşte ben de onlarla birlikte takılıyoruz. Yani seviyorlar. Ama hayvanları seviyorsunuz, öyle mi? Yok, tabii. Yani kuşumuz bizim biraz sürpriz oldu. Bize misafir geldi, bize denizden geldi. Denizde bulduk onu. Daha doğrusu Damla Nur gördü. Öyle aldık. Kendisi bizi tercih etti. O yüzden onunla birlikte bu kuş serüvenine girdik diyelim. Sevgili yaban dostları, yanımda bir doğayenimiz var. Bu doğayen doğa kuşlarına bakıyor. Benim de burada gördüğünüz bir aileye doğa kuşları hakkında bilgi verecek. Evet, şimdi ilk önce sen kendini bir tanıt, şu dünya yarışmasında nasıl buldun? Dünya yarışması çok güzel geçti. Biraz panik yapmıştık ama çok süper bir organize olduk. Çok güzel bir yarışma geçti. Yarışma gerçekten katılım ve gelen giden dostluklar bizi mutlu etti. Ve işte muhabbet kuşları da böyle aileler tarafından gelip de tek tek izleniliyor. İstenilen bilgiyi biz veriyoruz. Ama kuş hiçbir zaman eşya değil. Bir hobi ve duygusal bağla bağlamak çok hoşuma gitti. Bir ailenin yanındayız şu anda. Kuşlarına çok bağlılar. Çok güzel şeyler sordular. Ben de kendilerine ilettim. Mutlu oldunuz herhalde. Ve güle güle besleyin kuşlarınızı diyorum. Yani şimdi muhabbet kuşu tek mi konuşur, çift mi konuşur? Çocuklar onu soruyor size. Tek çift derken konuşma haznesine bağlı. Ve alıcı olan kuş var. Erkekler daha fazla alıcılık yapıyor. Aslında konuşma değil de ders yaparak ağzından kelimeleri çıkarıyor. Ve çocuklar da çok mutlu oluyor. Peki tavsiye ediyor musun yani çocuklara, aileye böyle muhabbet kuşu bir doğayı sevsinler diye? Tabii. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü çocuklar ufak yaşta sorumluluk sahibi oluyorlar. Kuşlara nasıl bakacağını ve hayat dolu nasıl olur onu öğreniyorlar. Ve güzel uğraş, hobi. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz bilgilerinizden dolayı. Size
Bundan sonraki dünya yarışma yine dereceli almanızı bekliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim Mehmet abi. Yaban dostları, işte çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim Ardam yanında. Onun da arkadaşı olan İsmail. İsmail Bey de yanımızda. Arda, şampiyon oldun galiba. Olmadım be Mehmet abi. Bir puanla kaçırdık. Sağlık olsun. Gönülden iyi şampiyonuz biz. Hayır, sen benim gönlümden şampiyonsun. Boş ver mi ya? Yani bir puanla kaçırdık ve heves ettik. Dünya şampiyonasına katılalım ama derece alamadık. Derece aldım. İlk üçe girdi. Senin için abi üçe girdi. İlk üçe girdi. Şampiyon bu kuş. Boş ver. Evet. Tabii. Şu güzelliğe bak kuşun ya. Evet. Harika bir kuş. Şimdi sabah 6'da kalkıyoruz. Hazırlığımızı yapıyoruz. Mamasını veriyoruz, boyasını veriyoruz. Çok uğraşıyoruz Mehmet abi. Dünya şampiyonu çok uğraştım ama maalesef bana, olmadı. Bana böyle bir dünya şampiyonu kuş vermedin ama hep kendine ya. Seni söz sana vereceğim. Şaka söylüyorum. Bana da verdi. Eksik olmasın. Onun kuşlarından epey kuş yavrular aldım. Ben de seviyorum bu renkleri. Evet İsmail Bey, sizi tanıyalım. Ben komşusuyum. Evet. Beraber ben de yapıyorum. Bana da verdi sizin gibi. Çok güzel. Yetiştiriyorum. Oh, ne kadar güzel. Vakit geçiriyorum. Harika. Emeklilik. Emekliyim. Evet. Ama genç emeklisiniz abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Yani Arda'nın yanında olmak genç demektir ya. Dur. Arda çok faal. Durmuyor, yürüyor, koşuyor, şey yapıyor. Ne istersen var, değil mi Arda? Evet doğru. Mehmet abi ben de seni çok seviyorum. Abi gibi Allah razı olsun. Seneye güzel takımlar sana vereceğim. İnşallah, inşallah olursa. Hayırlısı inşallah olur inşallah. Seneye inşallah Arda'cığım şampiyon olacak kuşlar. Sağ ol, inşallah olacak. Seneye inşallah. İnşallah. Kuş camiamızın olmaz olmazı olan bir arkadaşım var burada. Kuşlarımız için o kadar güzel bir faydalı bir işler yapıyorlar ki şimdi kendilerine bunlar hakkında bir röportaj yapmak istiyoruz. Evet, sizi ilk önce bir kere daha tanıyalım. Tanıyoruz ama insanlarımız tanısın. Bu sizin stand nedir? Ne yapıyorsunuz? Burada elektronik şeyler var. Bunlar neye işe yarıyor? Onları bize bilgi veriniz. Şimdi adım Hakan Şen. Biz ailecek yaklaşık 15-18 senedir bu camia içerisinde hizmet veren bir aile firmasıyız. Bizim yaptığımız ürünlerimiz kümeslerimizde ışıklarımızı gün doğumu gün batımı yapacak şekilde cihazlar yapmak. Çünkü kanatlı hayvanlarda ışıkların yavaş açılması ve kapanma durumu önemli. Kuşlarımızı strese sokmadan özellikle üretim zamanında bu hareketi yapmamız lazım. Aynı zamanda yem temizleme makinesi üretimi de yapıyoruz. Kuşlarımızın yemlerini daha pratik ve daha hızlı temizlemek, aynı zamanda da steril etmek için makine ekipmanlar yapıyoruz. Evet, çok teşekkürler. Şimdi yanımızda genç bir kızımız var. Bana kalırsa burada bu işte devredilecek bir aday var herhalde, değil mi? Evet. Evet. Kızınızdan da bir tanışalım. Ben Ceren Şen, kızıyım. Babamla birlikte bu işlere giriş yaptım ben de. Anadolu Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra kendi şirketimi kurdum. Arıcılık üzerine bir Ar-Ge projesi gerçekleştirmiştik. Onun dışında da biz inovatif arı ürünlerinin satışını da yapıyoruz. Bir kadın girişimci olarak doğal arı ürünlerini aslında herkese duyurmayı amaçlıyoruz. Bu şekilde Teknopark'ta ürünlerimizi geliştirerek herkese ulaşmayı hedefliyorum. Sizi tebrik ediyoruz. Böyle gençlerle olması bizi çok mutlu ediyor. Tabii bunların şeyinde bir lady'miz var. Bunların Ceren'in annesi bakalım neler söyleyecek bize. Ne yapıyor Ceren? Nasıl, mutlu musunuz işin başına geçmekte? Ya tabii ki mutluyuz. Yani Ceren hem kendi adına hem bir kadın girişimci olarak bu işleri kurup devam ettirmesi bizim için de güzel bir mutluluk veriyor en başta. İnşallah ürünlerini de güzelce tanıtıp herkese daha fazla ulaşmayı hedefliyor aslında. İnşallah makinalarımızda da yardımcı oluyor aynı zamanda. Yurt dışı pazarında özellikle Ceren çok etkili bu konuda, reklam tanıtım kısmında.
Güzel. Hakan'cığım, benim senden bir ricam var. Benim değil, bütün kuş camiası. Bu hastalıklar oluyor kümeslerimizde. Buna ne yapmamız lazım? Buna bir çare bulabilir misin? Şimdi Mehmet abicim, o konuda da buradan bir müjdemizi verelim diyelim. Ben aslında bu konuya yaklaşık 10-15 sene önce bir el atmıştım. Şimdi bizim kümeslerimizdeki en büyük problemlerden bir tanesi toz ve hastalık. Hastalığın kuştan kuşa yayılması. Biz bununla ilgili bir ozon makinesi üretimine geçiyoruz. Hazırlığını yapıyoruz. İnşallah onun da ilk kurulumunu sizin kümesinizde gerçekleştireceğiz. Çünkü çok önemli. Kümeslerimizdeki hastalığın yayılma etkenlerinden bir tanesi içeride uçuşan tozlarımız. Biz bunları hem içerideki kokunun azalması hem de bu hastalığın yayılmasını engelleyecek bir ozon cihazı, ozon üretici yapacağız. Bunun da müjdesini sizin kümesinizden vereceğiz inşallah. Ben yine sizin bağlamınızda ülkemizde yapılmış olan bu dünya şampiyonasının yapılmasında emeği olan eski yönetim ve yeni yönetim. Çünkü biz bu camiada sizinle beraber yaklaşık 18-20 senedir bu camiaya hizmet veriyoruz. Çok emeği geçen abilerimiz, kardeşlerimiz var. Görüyorsunuz ortamı. Keşke pandemi olmasaydı. Çok daha rahat bir ortam olsaydı. Ben hepsine canı yürekten teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese, sizlere de, sizler de burada bu çalışmaları ve tanıtımı yapıyorsunuz. Yaban TV'ye size çok teşekkür ederiz. Güzel bir standın önündeyiz. Burada çok iyi bir dost arkadaşlarım var. Onlardan küçük bir söyleşi yapacağız. İlk önce Mustafa Bey'le bir başlayalım bakalım. Mustafa Bey, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Ben hobidaşım. Meraktan geldim. Çok güzel şeyler gördüm. Çok güzel şeyler öğrendim. Arkadaşlar da ellerinden geleni yapıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet, yanımda Trakya'da tabii kankam sayılır. Evet, seni de bir dinleyelim bakalım, ne yaptın? Vallahi yarışmaya geldik. Kuşumuz getiremedik yarışmaya. İşte Uğur kardeşimiz zer kafesin tezgahında burada. Ona yardım ediyoruz kuşlarına. Sen zaten herkese yardım edersin. Kendimize faydamız olmuyor. Siz de tanıyalım. Merhaba abi. Ben de Deniz Alada. Renk Kanaryaları Yetiştiricileri Kulüp Başkanıyım aynı zamanda. Çok güzel bir organizasyon, ev sahipliği yapıyoruz. İlk defa Türkiye'de yapıyoruz bunu. İnşallah daha iyilerini yapacağız. Başlandık. Şimdi bir başlangıcı yaptık. İnşallah çok daha iyi. Yarışmaya kuş soktunuz mu? Tabii ki. 28 tane. Peki var mı içlerinde bir şeyler? Var, yaklaşık 15-16 tane derecem var. Abi tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, benim nasıl söyleyeyim? Zer kafesinin sahibi. Trakyalı olmasından dolayı tabii biraz avantajlı. Evet, seninle bir güzel bir konuşalım bakalım. İlk önce seni bir tanıyalım. Benim adım Uğur Mekik. Çorlu Tekirdağlıyım. Yani aslen göçmeniz Boşnaz ama Çorlu Tekirdağ'da ikamet ediyorum. Hobi olarak başladığımız Kanarya'da kafeslerdeki ihtiyaçları görerek kendimize, fabrikamız uygun olduğu için kendimize kafes yaptık. İşte bir sektör halini aldı. Şu an üretimin %80'i ihracat. Yurt dışına kafes verebiliyoruz. Dünya markalarıyla yarışır pozisyondayız. İyi bir yerdeyiz. Federasyon da çok kuvvetli şekilde ilerliyor. İşte bu ilk adımıydı. Çok daha iyi yerlere gelecek. Biz de camiaya hem hobi olarak bakıyoruz ama kazan kazan ilişkisiyle herkesin çıkarları doğrultusunda hobi, sadece hobiyle kalmayıp bu kuşun masrafı olsun, bir ek gelir olsun diye biz elimizden geleni tüm arkadaşlar